29 Haziran 2022. Maral falfa çeliklerini kestikten sonra kalan yeşil bölümleri bu şekilde bir yerde yığıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kırmızı maral falfa da var. Bir miktar odot da var ama ağırlıklı olarak maral falfa çeliklerimizden kalan yeşil bölümler. Bunlar burada bir müddet duruyor. Bazen yeşil olarak götürüyoruz hayvanlarımıza. Şimdi burada sap bölümleri var. Bunları da yediği söyleniyor ama ben kendim görmedim henüz. Şimdi parça parça yine burada da maral falfanın kurumuş bölümünü görüyorsunuz. Bunlar tabii 10-15 günlük oldu artık, tam kurumuş vaziyette. Çok güzel ince bir formu var. Şurada bir miktar daha var. Çelikleri kestikçe kestiğimiz bölümlerde bunlar kalıyor. Evet. Gayet güzel dağılmayan bir formu var. Yine şu bölümde de oldukça fazla var aslında. Epey kuru otumuz da çıkmış. Öyle gözüküyor. Burada da bunlar 10-15 gün olduğunu bilmiyorum ama 10 günün üzerinde galiba. Şimdi bunlar da bakın bu şekilde gayet iyi kurumuş durumda. Hiçbir nem yok. Ve dağılma yok. Yani taşıma aşamasında bir dağılma yok. Bunları bir şekilde bir bölgeye yığıp kış için hazırlayabilirsek hayvanlara kışın önemli bir yiyecek kaynağı olabilir diye düşünüyorum. Çanakkale'den herkese selamlar.